Mayıs ayında Yılmaz Güney videom geldi bildiğiniz üzere. Vibeo kanalını patlattık. Onlar beni dava edeceklerini söylediler. Efe Aydal'da ilk yayınımızı yaptık falan filan. Ancak bu videodan sonra insanların Yılmaz Güney algısı değişti. Bundan eminim. Artık eskisi gibi Yılmaz abim diye racon videoları yükleyip yağlayamıyorlar. Cilalayamıyorlar. Mutlaka birileri yorumlarda kaç yaşında olursa olsun bu arada bunu mu savunuyorsunuz siz be diyor. Ve doğrusu da bu açıkçası. Hatta iş o kadar büyüdü ki hükümet içerisinde bile bu bakanlık alma yaptıktan sonra kendi aralarında bir tartışma çıktı. O derece vardı iş artık. Halbuki bu anma geçen senelerde de yapılmıştı ve bir Allah'ın kulu bir şey dememişti. Fakat o video bir Vibeo cevabıydı. Bir katili, bir teröristi, bir magandayı, bir çocuk katilini kızıl retorikle savunan HDP'li bir yazara cevaptı bu video. Fakat orada anlatmadıklarım da var. Çünkü konu değillerdi. Benim kızdığım şey halkın bu mahluku savunması değil bu arada. 3-5 tane keko racon videolarıyla gaza gelmesi de değil. Benim kızdığım sırf aynı ideolojiden oldukları için bunu sözde aydınların, gazetecilerin yapması. Ne demişler? İmam yenilenirse Erk Acerer örneğin Tamer Karadağlı'ya geçirirken aynı tweetinde Yılmaz Güney'i övüyordu. Ama ben spesifik olarak Can Dündar'dan bahsedeceğim bugün. Yılmaz Güney belgeseli hazırlayıp çirkin kralına övgüler yağdıran Can Dündar. 10 yıl sonraysa o müşteri topladığı sinemaların kralı olacaktı. Hem de tüm yoksulluğuna, çirkinliğine, muhalifliğine rağmen. Devletin baskısına, sansürüne, engellemelere rağmen. Hapislere, sürgünlere, yasaklara rağmen. Ne yapsalar tahtını alamadılar elinden. Filmleri yakıldı, ekran perde yasağı kondu, yurttaşlıktan çıkarıldı. Ve ülkesinde son kuşak onu hiç görmeden yetişti. Ama yine de çirkin kralı gönüllerden, hafızalardan silmek mümkün olmadı. Peki nasıl oldu bu mucize? Şimdi tabii soruyorsunuz kendinize konu niye tekrar buralara geldi? Çünkü İbrahim Tatlıses'e bir ödül verdiler. Bu bayağı gündem oldu. Kendisi kadına şiddet uyguladığı için buna nasıl ödül verirsiniz diye ki doğru. Ama bunun üzerine Can Dündar da bir video hazırlayıp Tatlıses son 40 yıldaki magandalaşmanın, cehalet övgüsünün, silah sevdasının, her dönem iktidara kapılanmanın, en önemlisi kadına şiddetin simgesi haline gelmiş bir isim dedi ve Pantene'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi. Fakat aynı Can Dündar konu Yılmaz Güney olunca fırtınalı yıl lardan bahsediyordu. Bir dinleyelim bakalım. Sıkıntılar, başarılar, baskılar, ödüller, saldırılar, cezalar, zindanlar, sürgünlerle geçen fırtınalı yılların sonuncusu. Önünde yaşayacak sadece bir yılı kalan, üstelik bunu da midesinden vücuduna yayılan kanserle yaşamak zorunda olan bir büyük sanatçının direnişini okudum dün gece. Sadece bunlar da değil tabii. Yılmayan bir adamın sadece muhalif olduğu için önüne çıkarılan engelleri, en verimli dönemlerinde nasıl hapishanelerde çürütüldüğünü, buna rağmen hapishaneyi nasıl verimli bir atölyeye dönüştürdüğünü, o süreçte kendini nasıl yenilediğini bir biyografik roman gibi okuyoruz. Sonra ülkeyi terk edişini, sürgüne gidişini, dünyada el üstünde tutulurken ülkesinde hain ilan edilişini, yalnızlığa terk edilişini, en yakınlarının ondan uzak duruşunu ve umudu tabii. Yılmaz'ın 5 sene içinde devrim olacağına duyduğu sonsuz inancını, memlekete dönüp boğazda balık yiyip rakı içme hasretini, bunu göremeden sürgünde ölmesinin hüznünü. Pantene'in sponsorluğundaki Altın Kelebeğin bu yılki onur ödülü İbrahim Tatlıses'e verildi. Tatlıses, son 40 yıldaki magandalaşmanın, cehalet övgüsünün, silah sevdasının, her dönem iktidara kapılanmanın en önemlisi kadına şiddetin simgesi haline gelmiş bir isim. Ya parodi gibi ciddi mi? Böyle yan yana dinleyince sanki aklımıza dalga geçiyormuşsun gibi Can. Ben de soruyorum kendisine. İbo'nun günahı neydi? Bir tarafta sizin siyasi önder ve kahraman ilan ettiğiniz kadına şiddet uygulayan alkolik psikopat bir hakim ve çocuk katili terörist. Diğer tarafta herkesin kro diye bildiği, kendi hayranlarının bile kro olduğunu söylediği kadına şiddet uygulayan İbo. Ne yani İbo bugün AKP'ye değil de HDP'ye yamansaydı o da fırtınalı yıllar geçiren bir imparator mu oluyordu sevgili Can Dündar? Hı? Yani İbo'nun günahı neydi? Neyi yanlış yaptı? O halde kusura bakma, Yılmaz Aben yaşasaydı tıpkı Ahmet Kaya Aben gibi o da Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından olacaktı. Hiç kendini kandırma. Anlattık size bunu zaten Yılmaz Güney videosunda. Çirkin kral her haltı yer ama kimse de ne oluyor lan ne yapıyorsun sen diyemez. Çirkin kraldır o. Tabi bizim video sonrası hemen inanmayın heveller yalan iftira bunlar diye ağlayıp Yılmaz Abelerini savunan tipler türedi. Tabi Sefa Mutlu'yu öldürmesine de hemen bir kalıp bulundu. Öyle ki iyi ki ölmüş faşist diye iftira attılar. Adamın apolitik olmalı
olmasına rağmen. Sonra tabii uydurup uydurup ekleyip devam ettiler. Bir tanesi de çıkıp dedi ki Tuncel Kurtiz abim Yılmaz Güney'in arkadaşı ise iyi adamdır o. O zaman ben size bugün iki tane olay daha anlatacağım. Götünüz yiyorsa çıkın buna da yalan deyin göreyim size. Bunu siz istediniz. Ben normalde konuyu kapatmıştım. Ama ortalıkta iftira bunlar voey diye dolanırsanız mecburen ben de her haltı dökerim ortaya. Hatta ilkini direkt Tuncel abinizden dinleyelim neymiş. Yılmaz Güney'in durup dururken 3 adamın boğazını kesmesinden bahsediyorum. Bu olay aslında Can Dündar gibilerinin ruh hastası, manyak, şizofren, psikopatı ta o dönem bile nasıl koruduğunu ispatlıyor. Ver müziği. Olay sıra servilerdeki ünlü kulüp 12'de meydana geldi. Yılmaz Güney adı geçen gece kulübünde sustalı bir bıçakla 3 kişi yaraladı. İlhan Feyman'ı boynundan, kardeşi Alper Feyman'ı göğsünün sol tarafından, olayı yatıştırmaya çalışan kulüp 12'nin ortaklarından Bülent Evci'yi de bir bıçak darbesi ile aynı akıbeti uğratıyordu. Olaydan sonra aktör lacivert elbiseli esrarengiz bir adam tarafından dışarıya çıkarılarak kaçırıldı. Güney'in kaçmasının nedeni suçüstü yapılmasını önlemekti. Yani suçüstü mahkemesinden kurtulmak için polise teslim olmadan 37 saat gizlenmek zorundaydı. Yılmaz Güney sonra polise teslim olacak ve sustalı ile yaraladığı İlhan Feyman, Alper Feyman ve Bülent Evci davadan vazgeçtikleri için kefaletle serbest bırakılacaktı. Kaynak: Arkadaşım Yılmaz Güney, Agah Özgüç, Bro Yayınları 1988. Bir de Tuncel abinizden dinleyelim, hani yalan ya her şey. Kulüp 12'de Yılmaz Güney, Tülin Ergin ve ben bir masadaydık. Gülsün Kamu'da mikrofonda şarkı söylüyordum. Yanımızdaki masada arkadaşlarıyla oturan İlhan Feyman gürültülü bir şekilde konuşunca dönüp sus dinliyoruz dedim. Gürültülü konuşmaya devam ediyordu. Tekrar ihtar ettim. İlhan Feyman sen kim oluyorsun da beni susturmaya kalkıyorsun dedi. Bu sırada ikimiz de ayağa kalktık. Yılmaz'ın yanımıza gelişini gördüm. Karşı masadakilerle birbirimize girdik. Ben bir hayli yıprandım. Tuncel Kurtiz böyle anlatıyordu. Fakat İlhan Feyman ne diyordu? Boynunun sağ tarafından yaralanan İlhan Feyman'ı gece Ataköy plaj gazinosunda bulduk. Gülsün Kamu işe gelmemişti. Feyman'ın boynu bantlıydı. O gece gazinodan dönünce Metin Ersoy ve Gülsün'le kulüp 12'ye uğradık. Bir köşede Yılmaz Güney, Tülin Ergin ve Tuncel Kurtiz oturuyorlardı. Gülsün şarkı söylerken Tuncel bana susmamı söyledi. Birkaç defa tekrarladı. Sonra da seni döverim dedi. Sinirlendim. Dışarıya çıkalım gel dedim. Bu arada yanımıza gelen Yılmaz Güney bana bir yumruk salladı. Ortalık karıştı ve boynumda bir acı hissettim. Bıçaklanmıştım. Kardeşim Alper de sol memesinin altından vurulmuştu. Sonra ilk yardıma götürüldük. Saldırıya uğrayan İlhan Feyman böyle anlatıyordu. Fakat işin hastalıklı kısmı bu değil. Polis ve yetkililer Güney'i ararken onu kaçıran tipler asıl iğrenç olanlar. Çirkin kralı koruyanlar. Kalipsocu Metin Ersoy kavga sırasında Yılmaz Güney cebinden bir sustalı çıkardı. Ne yapıyorsun Yılmaz deyip hemen bileğine yapıştım. Yaralama olayın ertesi gününde polis Yılmaz Güney'i aramakta devam ediyordu. Bu arada Yılmaz'ın gizlendiği yerden çıkıp eşi Can'ı ziyaret edeceğini haberini aldık. Bir süre sonra Can'ın misafir kaldığı evin önündeydik. 10 dakika kadar sonra evin kapısı önünde krem rengi, tentelli bir spor arabası durdu. İçinden Yılmaz Güney çıktı. Soğukkanlıydı. Sokağın ortasında selamlaştık. Yılmaz önde, biz arkada, kapıya doğru yürüdük. Yılmaz Güney ile eşi Can görür görmez boynuna atıldı. Uzun süre kucaklaştılar. Olayı en sonunda Yılmaz Güney'den dinledik. Biliyorsunuz o gece Krallar Kralı'nın setinde çalışıyordum. Tabii her zaman Yılmaz abimizin böyle bir huyu var. Hep setlerde çalışıyor. Yani hep film kazaları bunların yaptıkları. Siz ayrılıp gittikten sonra iş dönüşü Ege Bahçesi'ne uğradım. Tülin Ergin, Tuncel Kurtiz hep beraber oturup yemek yedik. Sonra da kalkıp kulüp 12'ye gittik. Gülsün Kamu mikrofona çıkıp şarkı söylediği sırada yanımızdaki masada gürültülü şakalar başladı. Tuncel bir iki defa susmalarını söyledi. Oralı olmadılar. Tuncel'le sonradan adını öğrendiğim İlhan Feyman arasında bir çekişme başladı. Aralarını bulmak maksadıyla yerimden kalktım. Fakat kalkmamla çevremizin sarılması bir oldu. Hepsi 15 kişi kadar vardılar. Yumruklaşmaya başladık. Sonrası da malum dediği şey adamı boğazından bıçaklamış. Bir de 10-15 kişi var diyor ama her ne hikmetse yaraladığı kişiler o 3 kişiden. Yani 10-15 kişi Yılmaz Güney harici kimse görmemiş. Bir tek Yılmaz abimiz. Yılmaz abimize saldırmışlar 15 kişi. Bir ara lacivert elbiseli biri beni ite ite arka kapıya doğru götürdü. Buradan hemen gidin dedi. Böylece olay yerinden uzaklaştım. Tabii Yılmaz Güney teslim olduktan 1 saat sonra Yılmaz Güney'in kefaletle serbest bırakıldığını duyduk. Yılmaz Güney gidip teslim olmuştu. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı. İlhan Feyman, Alper Feyman ve Bülent Evci de barışıp davalarından vazgeçince kulüp 12'deki olay böylece kapanmış ya da kapatılmış oluyordu. Nasıl kapatıldığını siz tahmin edin. Çocuk değilsiniz sonuçta. Yani düşünebiliyor musunuz? Herif aranıyor, adamı saklıyorlar. Saklarken bir de dalga geçer gibi karısıyla görüşmeye gidiyor. Giderken de röportaj veriyor. Tabii ya ne olacaktı? Çirkin kral bir de hapse mi girecekti? Anlıyor musunuz demek istediğimi? Herif işlediği hiçbir suçun cezasını çekmemiş ömrü boyunca. Adamın gitgide dozajı arttırması da tesadüf değil yani. Sınırlarını zorluyor. Can Dündar ve Erk Acerer'in temsil ettiği hastalıklı zihniyeti anlayın diye diyorum. Fakat bir olay var ki benim bile sinirlerimi tepeme çıkardı. Üstü kapatılan, susturulan bir candan, bir çocuktan bahsediyorum. Çetin İnanç anlatıyor. Dinleyelim efendim. Tabii o filmin çekimleri sırasında en üzücü olay, Yılmaz
Yılmaz'ın bir çocuğu arabasıyla ezmesi oldu. Biraz alkollüydü sanırım. Urfa'nın da sokakları çok dardır. Hızlı gidiyordu araba. Akşamüstü çekiminden sorun olmuştu. Çocuk önüne atlamış, duramamış. Biz de oteldeydik o sırada. Zaten şehirde ufacık. Böyle bir olay olunca anında herkes duyuyor. Çocuk da ölmüş. Vah vah, görüyorsunuz değil mi anlatırken? Sokaklar daracık, işte Yılmaz abimiz yine alkollü. Yani yine komplo kuruluyor Yılmaz abimize. Şimdi ne olacak sanıyorsunuz? Yılmaz tutuklanıp yuhalandı mı? Hapse mi atıldı? Çetin inanç devam ediyor. Çocuk da ölmüş. Fakat babası Yılmaz Güney hayranı çıkınca benim 11 çocuğum var, biri feda olsun demiş. Şikayetçi olmamış. Kaynak Pınar Öğünç, Jet Rejisör Çetin İnanç, sayfa 40 ve 41. Tıpkı Sefa Mutlu gibi, boğazlarını kestiği adamlar gibi bu kız da yok oldu. Ahtapot gibi sardıkları medya sektöründe Yılmaz Güney çirkin kral olurken öldürdükleri böyle teker teker yok edildi. Yılmaz Güney'in fanlarında kadının değeri de buydu bu arada. 11 tane daha vardı lan, ne olacaktı, göm gitsin işte. Evet sevgili Yılmaz Güney fanları, o kız çocuğu da faşist bir ajandı değil mi? Yılmaz abenize yine komplo mu kurmuştu? Tabi gördüğünüz gibi çirkin kral yine yırtmıştı öyle ya. Çirkin kraldı o. Tabii bu psikopat ruh hastası akıllanır mı sizce? Çocuğu öldürdükten sonraki gün bile faaliyetlerine devam ediyor. Buyurun gazeteden okuyalım. Otomobiliyle bir kız çocuğuna çarpıp ağır yaralayan ve kaldığı otelden tabancasını çekip 7 el ateş eden aktör Yılmaz Güney Urfa'da tevkif edildi. Şehrimizde Hudutların Kanunu filmini çevirmekte olan Yılmaz Güney, önceki akşam saat 19 sıralarında sarhoş olarak kaldığı otelin holündeki aynaya 7 el ateş edip semtte heyecan yaratmıştır. 7 el ateş ediyor ama heyecan yaratılıyor. Yani korku ve panik değil. Bu arada herif aynada kendini görmüş, 7 el ateş etmiş. Yani herif kendini görür görmez silah sarılmış. Düşün artık. Ruhsatsız olduğu anlaşılan ve sadece filmlerde kullanılmasına izin verilen tabancayı kullandığı için Yılmaz Güney yine klasik bir Yılmaz Güney tabancası, yine ruhsatsız ve yine filmlerde kullandığını iddia ediyor. Hani Sefa Mutlu olayını hatırlıyor musunuz? Nasıl inkar ediyorlardı? Nasıl yalanlar söylüyorlardı? Görüyoruz. Beyefendinin üzerinde yine silah, yine alkolik, yine sarhoş. Aynaya değil de başka birisini de vurabilirdi. Polis tarafından nezaret altına alınmış. Geceyi de emniyet müdürlüğünde geçirmiştir. Sabah sevk edildi ceza mahkemesinde tevkif edilen Güney, Urfalıların yuh sesleri arasında cezaevine gönderildi. Yılmaz Güney bu olaydan 3 saat önce de yine sarhoş olarak Nebahat Şehri'ye ait otomobili devirip ağır hasara uğratmıştı. Yılmaz Güney 10 gün önce de ehliyetsiz olarak kullandığı otomobiliyle şehir içinde yine sarhoş olarak 11 yaşında bir kız çocuğuna çarpıp ağır surette yaralanmasına sebep olmuştu. Amına koyayım. Yemin ediyorum size, bak Deccal çıksa dese ki ben Deccal'im amına koyayım, geldim ortalığın amına koymaya geldim dese derim Deccal kardeş kusura bakma, Yılmaz Güney'in olduğu yerde senin esamen okunmaz. Herifin yaptıklarına bak amına koyayım. Fast and Furious'a çevirmiş Urfa'yı. Pardon, biraz sinirlenmiştim. Amına koyayım, adam aktör değil, Deccal'in bizzat kendisi yeryüzüne suhur etmiş, daha haberimiz yok. Şu aksiyona bak ya, adamın ya kafayı yiyeceğim, delireceğim ya, ve bunun üstünü kapattılar ha. Kapattılar bunların üstünü. Yok, unutuldu. Çirkin kral oldu. Tabii Yılmaz Güney'in fanlarının ona tepki vermemesi de tesadüf değil, bu babada olduğu gibi. Hani kız öldü de olsun ya, 11 tane daha var demişti ya. Yılmaz Güney bu ülkedeki kadın şiddetinin ve namus cinayetlerinin baş mimarıdır. Saçmalıklarıyla Anadolu'yu zehirlemiştir. Milyonlarca keko Yılmaz abisi gibi rajon kesiyor. Düşünsene, sene 1969. Anadolu'da bir yerde köy sinemasında tüm ahaliyle kahraman, idol ve peygamber Yılmaz abimiz bir orospuyu aç ulan bacaklarını aç diye cezalandırırken izliyorsunuz. Aç ulan bacaklarını aç! İster 10 bin güçte öyle mi varışka? Aç! Ertesi gün komşular ablanızın, ananızın, bacınızın neyse artık başı açık şekilde camdan baktığı için orospu olduğunu söylüyor. Ne yapar bu kişiler sizce? Hı? Yılmaz Güney'in filmlerinde kadınlar vajinalarından vurularak cezalandırılan kaltaklar, vajinalarına yılan sokulup öldürülen kahpeler, en iyi durumda da okumuş orospu olabilecek kişiler. Ama tabii medya sektörü sizin elinizdeyse bu işi çevirirsiniz. 2021 yılında kadına şiddete karşı paneli bile Yılmaz Güney sahnesinden verdirirsiniz. Sorun değil ki. Can abimiz ne diyordu? İyi hatırlayın. Yeni jenerasyonu ele almak önemli diyor. Kim hatırlar Sefa Mutlu'yu, öldürülen o kız çocuğunu, boğazından bıçaklanan adamları? Şimdi İbrahim Tatlıses'e bu kadar duyar gösteren Can Dündar, söylesene sen objektif gazeteci misin yoksa vicdani fahişe mi? İbo'nun günahı komidine yeterince para bırakmamak mı?